Ama Meryem olamadığı zamanlar, gücünün, hani o tanrısal gücünün, bir çocuğun ağlamasını susturamayacak kadar olduğunu gördüğü zamanlar oldu mu hiç? Hiç. Mecburiyet de insanın aslında kendi istediği tatlı bir mecburiyettir. Hayat insana bazen mecburiyetler getirir. Bu mecburiyetler bazen yaşadığımız pişmanlıkların, bazen de yaşanmamışlıkların getirdiği pişmanlıkların eseridir. Bazı mecburiyetler bize çekilmez bir baş belası olurken, bazı mecburiyetler de zevkle yaptığımız görev haline alır. Son yarışmacımız 11A sınıfından Gökdür Kayar. Atol Berhamoğlu'nun yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var adlı şiiri seslendirecek. İyi seyirler. Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı, sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, bir kum tanesi gibi, bir taş gibi, bir yaprak gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğini, hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatı, bir kayadan sümük bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle, bir bardak su içmelisin. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle doğmalısın. Ve kederi de yaşamalısın namusluca, bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımdan. Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasın. Şey hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Gökyüzünde dünyayı yaşarken sonsuz özgürlüğünle birlikte yaşamı arıyordum. Ne olduğunu bilemeden. Bir su damlasıydım, güneş ışıklarında renklerle oynayan, karanlıklarda yıldızlarla konuşan, toprağa indim sonra ve öğrendim ki yaşam sevgiydi. Sevilene her bakış
başka bir güzelliğin tasviridir seven için. Mesela bir güldür, rengi ve kokusuyla anlatılmaz, tarif edilemez bir güldür. Mesela bir ağaçtır, gölgesine sürekli sığınacak. Tüm yarışmacılarımız şiirlerini okudular, hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada sonuçların açıklanması var. Jürimiz puanlamasını bitirip sonuçlar belli olana kadar sizleri arkadaşlarımızın müzik dinletisiyle baş başa bırakıyoruz. Beyler,